Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza, deneme çözümümüze başlayalım. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen insan şeklinde çok kaba yontulmuş, sanatsal olmaktan çok öldürülen düşmanları temsil eden taşlara verilen ad hangisidir arkadaşlar? Biz buna ne diyorduk? Balbal adını veriyorduk arkadaşlar. Burada cevabımız balbal olmuş oldu. Sorguç neydi? Arkadaşlar sarıklarının ön tarafına takılan tüy şeklindeki bir süstü. Kurgan neydi? Arkadaşlar biliyorsunuz ki mezarlara verilen attı. Örgin taht demekti. Abide ise önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan büyük bir arkadaşlar neydi? Sembol niteliğindeki yapıttı. Geldik 2'ye. Hangisi Mısır'ı yöneten Türk devletlerinden biri değildir demiş. Memlükler, Tolunoğulları, Eyyubiler, Osmanlılar, Karahanlıları vermiş. Arkadaşlar Mısır'da kurulan ilk Türk devleti neydi? Tolunoğullarıydı. Memlükler var, Eyyubiler var, Osmanlılar var. Neden? Çünkü Memlükleri yıkınca Mısır'ı yönettik arkadaşlar. O yüzden Osmanlıları da aldık. Ama Karahanlar yoktur. Karahanlar Orta Asya'da ne yapmıştır? Hüküm sürmüştür değerli dostlar. Geldik 3'e. Hangisi 1. dönem Türk beyliklerine ait mimari eserlerden biri değildir demiş. Yanlarına yazarım. Tepsi Minare kime aitti arkadaşlar? Saltuklara ait. Saltuklara ait. Divriği Ulu Cami kime ait? Mengüceklere. Mengücek. Üç Kümbetler Saltuklara ait. Saltuklara ait. Malabadi Köprüsü Artuklara ait arkadaşlar. Aksaray Sultan Han ise Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir. Alaaddin Keykubat zamanında yapılıyor. Bakıldığı zaman bize 1. dönem Türk beyliklerini soruyor. O yüzden cevabımız ne oldu? Aksaray Sultan Hanı olmuş oldum. Geldik 4. sorumuza. Biraz sorumuz uzun. Şöyle geri alalım. Ne diyor? Fatih'in İstanbul'u kuşattığı dönemde Bizans İmparatoru 11. Konstantin papalıktan yardım almak için Katolik ve Ortodoks kiliselerine birleşme kararı almıştı. Bu amaçla düzenlenen ayinde kiliselerin birleşmesi kabul edilmiştir. Bizans İmparatorluğu'nun en üst dereceli görevlerinden biri olan noteraz önemli. Bununla ilgili olarak İstanbul'da kardinal külahı görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim demiştir. Noteraz'ın bu düşüncede olmasında hangilerinin etkisinin olduğu söylenebilir demiş değerli dostlar. Baktığımız zaman Osmanlı'nın fethettiği topraklarda halka din ve vicdan hürriyeti tanıması var arkadaşlar. Bu bilgimiz doğru. Bizans devlet memurları arasında İslam dininin ilgi uyandırmaya başlamasıyla bir alakası yok. Sadece arkadaşlar bakıldığı zaman noteraz niye arkadaşlar Katolik kilisesine karşı olduğu için bunu söylemiştir. Bununla alakası yok. Katoliklere Ortodokslar arasında tarihi bir düşmanlığın bulunması var değerli dostlar. O yüzden cevabımız ne oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. Geldik 5. sorumuza. Osmanlı Devleti ilk döneminden itibaren bir bölgenin yönetimi için iki farklı yetkili atamıştır. Bunlardan biri hükümdarın yürütme yetkisini temsil eden asker kökenli bey, diğeri ise sultanın yasama yetkisini temsil eden ulema kökenli kadıydı. Bu sistemde bey, kadının hükmü olmadan hiçbir ceza veremez, kadı da hiçbir kararını kendi başına icra edemezdi. Buna göre Osmanlı Devleti'nin taşra idaresiyle ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Baktığımız zaman Osmanlı Devleti arkadaşlar ilk dönemlerinden itibaren bir bölgenin yönetimi için iki farklı yetkili atıyor. Soruda da bunu vermiş zaten. Bakıldığı zaman bu durum adil yönetim temin edilmeye çalışılıyor mu arkadaşlar bu noktada? Evet. Bakıldığı zaman bir nevi güçler ayrılığına gidilmiş midir? Evet. Yürütme ve arkadaşlar bakıldığı zaman nerede? Yasama yetkisi arkadaşlar. Bakıldığı zaman bu ikisinin olması güçler ayrılığına gidildiğini gösteriyor bir nevi. Ama vergilerin toplanma şekline göre taşra toprakları farklı bir birimlere ayrılmıştır gibi bir bilgiye bu noktada ulaşamıyoruz. Cevabımız da 2 ve 3 olmuş oldu. Geldik 6. sorumuza. Biraz yaklaştıralım şöyle. Aşağıdakilerden hangisi? Fatih Sultan Mehmet'in gül koklayan Fatih portresini yaparak Osmanlı minyatür sanatında portre görümüne geçişi başlatan sanatçıdır. Kimdir bu? Nakkaş Sinan Bey arkadaşlar. Gül koklayan Fatih portresini yapmıştır. Amerika'nın Osmanlı Devleti'ni ilk resmi ziyareti aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde gerçekleşmiştir diyor. Arkadaşlar ilk kez Osmanlı-Amerika ilişkileri neyle başlıyor? Akdeniz'de söz sahibi olan Cezayir Beyliği aracılığı ile kurulmuş oluyor. Amerika Osmanlı'ya bağlı olan
Arkadaşlar Cezayir, Trablus ve Tunus ile anlaşmalar imzalıyor. Ve ticaret karşılığı Amerika Cezayir Beyliği'ne vergi veriyor. Arkadaşlar bakın Amerika vergi veriyor. Amerikalıların Anadolu'yu ilk ziyaretleri ticari temelli oluyor. İlk resmi ziyaret ise Amerikan gemisi arkadaşlar George Washington fırkateyni var. O fırkateynle İstanbul'a geliyor ve George Washington fırkateyni Akdeniz'e giren ilk Amerikan ayrıca harp gemisidir arkadaşlar. Ve hangi padişah döneminde unutmayınız? 3. Selim döneminde arkadaşlar. Böyle bir soru gelebilir, önemlidir. Hangi arkadaşlar neye kime vergi veriyordu? Cezayir, Osmanlı'ya bağlı Cezayir Beyliğine arkadaşlar vergi veriyordu Amerika. Yani Osmanlı vergiye arkadaşlar bağlıyor Amerika'yı. Öyle diyelim. Geldik 8'e. Rusya'nın hedeflediği yukarıdaki faaliyetlerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanına zarar verici nitelikte olduğu söylenemez demiş. Bakıldığı zaman panslavizm politikasını uygulamak, evet arkadaşlar Rusya'nın Slavları birleştirmeye yönelik olarak Balkanlar'da uyguladığı panslavizm politika ve Kırım'ı ele geçirmesi arkadaşlar Rusya'nın bu faaliyetleri Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanına zarar vericidir. Ama Baltık Denizi'ni ele geçirmesi ise arkadaşlar Osmanlı sınırları içinde olmadığından bu durum söz konusu değildir. O yüzden cevap yalnız 3 olmuş oldu. Geldik 9. sorumuza. Hangisi 2. Mahmut'un İstanbul'da yapılan göçleri azaltmak için aldığı önlemlerden biridir demiş. Biliyorsunuz ki mürur tezkeresi alma zorunluluğunu getirmesi arkadaşlar. Bir nevi pasaport yurt içi 2. Mahmut döneminde uygulanıyor. Bence günümüzde de uygulanmalı arkadaşlar. İstanbul'a girişlerde çünkü çok çok fazla nüfusu İstanbul'un artık ve gün içerisinde arkadaşlar 15 milyon nüfusu var zaten gün içerisinde yaklaşık 25 milyon olduğu söyleniyor gün içerisinde İstanbul ziyaretlerle onunla bununla. Diyelim ve 10. sorumuza geçelim. 1876'da yürürlüğe giren kanun esasının padişah sürgün yetkisi veren 113. maddesinin Tanzimat Fermanı'nın maddelerinden hangileriyle çeliştiği söylenebilir demiş. Mahkeme kararı olmaksızın bir kimse şüphe üzerine keyfi bir şekilde cezalandırılamaz diyor. Arkadaşlar bakın cezalandırılamaz diyor. Sürgün yetkisi veriliyor arkadaşlar. Yani cezalandırılıyor. Bununla çelişiyor. Bakalım diğer şıklarımıza. Herkes mal mülk sahibi olabilecek ve malını miras bırakabilecek. Bununla değil. Askerlik ocak sisteminden çıkarılacak. Vatan görevi haline getirilecek. Bununla da ilgili değil. Bir ceza olması lazım. Cevabımız yalnız bir oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Biraz geri alalım. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıl başlarında Ermeniler millete sadıka, sağlık millet olarak adlandırılmışlardı. Ermeniler önemli görevlere getirilmişler. Büyük şehirlerde ticaret ve sanatla uğraşarak zengin olmuşlardı. Ermenilerin bu şekilde yaşamalarına rağmen 19. yüzyıldan itibaren örgütlenmelerinde ve devlet kurmak için harekete geçmelerinde hangi devletlerin etkisi olduğu söylenebilir demiş. Hangi devletler? İngiltere ve Rusya arkadaşlar. İkisinin etkisi vardır. İtalya'nın etkisi yoktur. Cevabımız 1-2 oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarıdakilerden hangilerinin kendilerine bağlı birliklerle başlattıkları isyan hareketi 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili olmuştur diyor. Resneli Niyazi, Enver Paşa, İbrahim Temo'yu vermiş. Arkadaşlar 2. Abdülhamit'in 93 harbini öne sürerek biliyorsunuz ki meclisi kapatması üzerine meşrutiyet yanlısı aydınlar harekete geçiyor. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kurmuş oluyorlar. Bu cemiyetin amacı neydi? Bu cemiyetin amacı anayasayı yeniden yürürlüğe koydurarak meşrutiyet yönetimine geçişi sağlamaktı. İçeride bu gelişmeler yaşanırken dışta da ne vardı? Rusya ile İngiltere reval görüşmelerini yapmışlardı. Bu görüşmelerde Makedonya, Boğazlar ve Osmanlı tebaası olan gayrimüslimler gündeme geliyor. Bu durum duyulunca da İttihat Terakki yöneticileri harekete geçiyorlar. Cemiyete bağlı subaylardan kol ağası Niyazi, Resneli Niyazi arkadaşlar. Bey ve Binbaşı Enver Bey'in Selanik'te kendilerine bağlı birliklerle başlattıkları isyan 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili olmuştur. İbrahim Temo ise İttihat Terakki'nin kurucularındandır. 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili değildir. Cevap 1 ve 2 olmuş oldu.
Geldik bir diğer sorumuza. 13'teyiz. İkinci Balkan Savaşı aşağıdaki devletlerden hangisinin Birinci Balkan Savaşı sonunda daha fazla toprak kazanması nedeniyle çıkmıştır diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Bulgaristan Birinci Balkan Savaşı sonucunda çok toprak aldı. Değerli dostlar o yüzden ne oluyor arkadaşlar? İkinci Balkan Savaşı başlamış oluyor. Osmanlı Devleti İkinci Balkan Savaşı sonucunda ise Edirne ve Kırklareli'yi geri almıştır. Birinci Balkan Savaşı sonucunda arkadaşlar Londra, İkinci Balkan Savaşı sonucunda Bükreş anlaşmaları imzalanmıştır. Bunu da bilelim. Geldik 14'e. Hangileri Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olmuştur diyor bizlere. Bakıldığı zaman arkadaşlar Fransız İhtilali var, Sanayi İnkılabı var, sömürgecilik var arkadaşlar. Fransız İhtilali sonucunda biliyorsunuz ki milliyetçilik akımı, Sanayi İnkılabı sonucunda ham madde ihtiyacının artması arkadaşlar ve sömürgeciliğin hızlanması etkilidir. Cevabımız E şıkkı oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Amasya genelgesinin maddelerinden hangileri genelgeyle hem işgalcilere hem de Osmanlı Devleti'ne karşı bir tutum sergilendiğine kanıt olarak gösterilebilir demiş. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Her türlü denetim ve etkiden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır demiş. Arkadaşlar ilk öncüne baktığımız zaman ulus egemenliğine geçişin yolunu açtığından ve bağımsızlığı hedeflediğinden, ikinci öncüne baktığımız zaman hükümete tepki niteliği olduğundan, üçüncü öncüne baktığımız zaman yönetim boşluğunu doldurmaya yönelik olduğundan hem işgalcilere hem de Osmanlı Devleti'ne karşı bir tutum sergilendiğini gösteriyor bizlere. Cevabımız da E seçeneği olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nin milli mücadeleyi engellemeye çalıştığına hangileri kanıt olarak gösterilemez demiş. Damat Ferit hükümeti yerine Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması. Arkadaşlar bakıldığı zaman Damat Ferit Paşa hükümeti Sivas Kongresi'nden sonra istifa ediyor. Yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyor. Ali Rıza Paşa milli mücadeleyle tepki olmadığından, milli mücadeleye tepkili olmadığından engelleme yönelik değildir. İstanbul Fetvası yayınlanıyor. Dürrizade arkadaşlar tarafından Ali Galip olayı yaşanıyor biliyorsunuz ki. Sivas'ta cevabımız ne oldu? Elazığ valisi Ali Galip'tir. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3 olmuş oldu demeyelim. Gösterilemezi soruyor. Dikkatli olalım. Cevabımız yalnız 1. Geldik bir diğer sorumuza. 17'deyiz. Büyük Millet Meclisi'nin ilk açıldığı dönemde en çok meşgul olduğu sorun arkadaşlar nedir? Muhalefet partilerinin kurulması değil, saltanatın kaldırılmasına çalışılması değil, yurdun çeşitli yerlerine ayaklanmalar çıkması arkadaşlar. Büyük Millet Meclisi'nin olduğu ilk dönemlerinde ayaklanmalar çıkıyor biliyorsunuz ki hem Osmanlı hükümeti tarafından hem İtilaf Devletleri tarafından en çok bununla uğraşıyor. Bir diğer sorumuzdayız. Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal'e ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimi sağlamlaştırmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini meclis adına kullanabilme ve yasa kabul edebilecek emirler verebilme yetkisi veren kanun çok pardon arkadaşlar. Aşağıdaki savaş çiftlerinden hangisi ikisi arasında çıkarılmıştır diyor bizlere. Hangi savaş ikisiydi arkadaşlar? Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda biliyorsunuz ki ve Sakarya Savaşı'nda arkadaşlar çıkarılmıştır. Cevabımız ne oldu? Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Savaşı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Doğu Trakya'nın diplomasi yoluyla elde ettiği anlaşma hangisidir diye sormuş. Bakıldığı zaman arkadaşlar Doğu Trakya'yı biliyorsunuz ki diplomatik yollarla Mudanya Anlaşması'yla alıyoruz. İstanbul'u ayrıca. İstanbul ve Doğu Trakya'yı alıyoruz. Refet Bele tarafından. Bir diğer sorumuzdayız. Hangisi Türkiye'nin iki dünya savaşı arasında dönemde yaşadığı iç meselelerden biri değildir demiş. Menemen olayı arkadaşlar 1930. Bursa olayı 1933. Şehzade isyanı 1925. Dersim isyanı 1937. 6-7 Eylül olayları 1955 senesindedir. Birinci Dünya Savaşı 18 yılında 1918-1939 yıllar arasındadır. İki savaş arası dönem. Bakıldığı zaman hangisi değil 6-7 Eylül olayları arkadaşlar 1955'te Demokrat Parti dönemindedir. Bir diğer sorumuzdayız. Hangisinin Atatürk'ün bu sözüyle ilgili olduğu söylenemez demiş. Bakalım.
Atatürk tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, millet ve memleketin gerçek manasıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir demiştir. Evet, bakıldığı zaman Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması ile Boğazlar'da tam egemenlik sağlanıyor. Bu durum siyasi bağımsızlıkla ilgilidir. Kabotaj kanunun kabul edilmesiyle Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı biliyorsunuz ki Türk denizcilerine veriliyor. Bu durum ekonomik bağımsızlıkla ilgilidir. Demir yollarının satın alınması ekonomik bağımsızlıkla, kapitülasyonların kaldırılması hem siyasi hem mali hem adli hem ekonomiktir arkadaşlar. Ama aşar vergisinin kaldırılması bununla alakası yok arkadaşlar. Köylüyü rahatlatmak için. Geldik 22'ye. Biraz geri alalım. Erkek ve kadın vatandaşlar kanunun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılırlar. Sivil rütbe ve resmi nişanlar ve madalyalar kaldırılmıştır ve bu nişan ve madalyaların kullanılması yasaktır. Türkler yabancı devlet nişanları da taşıyamazlar demiştir. Arkadaşlar hangisine aittir bu hükümler? Hangisine ait? Lakap ve unvanların kaldırılmasına dair kanunla arkadaşlar gerçekleşmiştir bu durum. Geldik bir diğer sorumuza. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ülke içinde ırk, din ve mezhep farklılığına karşıdır. Hangisi bu yargıyla ilgili değildir demiş bizlere. Bakalım. Milliyetçilik ilkesi milletler arası eşitliği savunur. Evet, bakıldığı zaman milliyetçilik ilkesi milletler arası eşitliği ve yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini ne yapıyor? Arkadaşlar savunuyor. Bakıldığı zaman ancak bu durum soruda verilen yargıdan çıkarılamaz arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Milliyetçilik, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasını amaçlar. Bakıldığı zaman ırk, din ve mezhep farklılığına karşı. Milliyetçilik ilkesi sınıf ve zümre ayrıcalıklarını reddeder. Halkçılık ve milliyetçilik ilkeleri birbirine bütünler. Bölünmez ortak vatan unsuru milliyetçiliğin içinde yer alır arkadaşlar. Ama bu yargıyla ilgili A seçeneği yoktur arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Misak-ı iktisadi kararlarının aşağıdaki inkılaplardan hangisine temel oluşturduğu söylenemez demiş. Arkadaşlar bu karar İzmir İktisat Kongresi'nde alınıyor. 17 Şubat 1923'te. Bu kararlar arasında bulunan reji idaresinin satın alınması, devlet demir yolları ve limanları idaresinin kurulması, mesleki teknik öğretim teşkilatının kurulması, Paşabahçe cam fabrikasının açılması vardır ama Kızılay'ın kurulması, Hilal Ahmer Cemiyeti biliyorsunuz ki önceki adı, daha sonra Kızılay adı veriliyor Atatürk tarafından. Daha sonraki süreçte bununla bir alakası yok. Cevap E şıkkı oldu. Geldik 25'e. Dünya egemenliği için Türkiye, İran, Irak, Pakistan, Hindistan, Çin, Kore ve Doğu Sibirya boyunca uzanan ve iç hilal olarak adlandırılan bölgenin ele geçirilmesi gerektiğini ortaya koyan Amerika tarafından geliştirilen Soğuk Savaş dönemi gelişmesi hangisi arkadaşlar? Speakman planıdır arkadaşlar. Cevabımız Speakman planı olacak, iç hilal arkadaşlar olarak adlandırılıyor. Mebin kitabına girmiş bir bilgidir. Dikkatli olmak lazım. Geldik bir diğer sorumuza, 26'dayız. Demokratik, sosyalist ve devrimci bir hükümetin önderliğinde birleşmiş bir Ermenistan kurulması maksadıyla teşkil edilen, Ermenilere ait olduğu iddia edilen toprakların kurtarılmasını hedefleyen bazı batılı ülkelerle Ermeni kilisesinden destek alarak Türkiye'nin dış temsilciliklerinden ve diplomatlarına yönelik silahlı terör eylemlerinde bulunan örgütün adı neydi arkadaşlar? Asala terör örgütüydü. Hatırlayınız Asala'yı. Bakın geçen sene EOKA çıktı, bu sene Asala çıkabilir. Geldik son sorumuza. Hangisi köy enstitülerinin özelliklerinden değildir demiş. Fikir babası İsmail Hakkı Tonguç'tur arkadaşlar. Doğru. Bazı köylerde köy eğitmeni yetiştirmek üzere açılan kurslar köy enstitüsü haline getirilmiştir. Doğru. Adnan Menderes'in hükümet başkanlığı döneminde kurulmuştur. Yanlış, kapatılmıştır arkadaşlar. Kurulmuş olmayacak, kapatılmıştır. İsmet İnönü döneminde kuruluyor arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Tahsil müddeti en az 5 yıldır. Okulu bitirerek öğretmen tayin edilenler maarif vekaletinin göstereceği yerde zorunlu hizmetini yapmak mecburiyetindedir. Bilgisi de doğrudur. Cevabımız ne oldu? Arkadaşlar C seçeneği olmuş oldu. İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı döneminin Refik Saydam hükümeti tarafından kuruluyor arkadaşlar. Şöyle yazalım. Refik Saydam hükümeti kuruyor. Arkadaşlar sorulabilir belki. Cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Evet, bu sorumuza birlikte değerli dostlar 27 soruluk denememizin sonuna geldik. Bence güzel denemeydi. ÖSYM tarzı denemeydi.
İnşallah sizlere fayda sağlamıştır diyelim ve arkadaşlar bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.